Aha dostmuş yıllar, kimin umrunda? Tek dert aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of of, tek parmağın ucunda döner mi deli dünya? Of of, mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara? Oktay. Bana olan borcunu ödemek ister misin? Gir şu maça, oyna, ödeşelim. Bitir şu sorunu ya. Hadi Mustafa.
Teşekkür ederim. Oktay olmasaydı kazanmamız imkansızdı. O gerçekten özel bir çocuk. Hayır, bütün öğrencilerim öyle ama Oktay'da hepsinden daha ayrı bir şey var. Dik kafalılığı mı? Asi bir çocuktur. Kolay kolay laf geçiremezsiniz. Evet. Aklına yatmıyorsa hiçbir şey yaptıramazsınız. İçinden de gelecek. Yoksa mümkün değil. Belki de işte bu yönüyle ayrılıyor diğerlerinden. İlkokuldaki öğretmeni onun bu başına buyruk hallerinden şikayet eder. Siz de aksini övüyorsunuz. Böyle ayaküstü tutmayayım sizi. Bu akşam şöyle bir iki duble rakıyla kutlamak istiyorum bugün ama malum çocuklar rakı içecek kadar büyümediler daha. Tek başıma da içmeyi hiç sevmem. Eşlik eder misiniz bana? Bilmem ki. Ama neden olmasın? Boz sevinç, boz keder. Seni sevgin ömre bedel. Dördüncülük bize yeter. Şampiyonsun büyük sefer. La 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 la. Kemal Hoca, ole! Kemal Hoca! Kemal Hoca, ole! Kemal Hoca! Kemal Hoca! Kemal Hoca! Sen söyle Kemal Hoca, yakışmaz mı kupa bize? Tamam, tamam. Seneye de kupa bizim. Ole! Tamam, tamam, tamam. Niye hocam? Yanlış mı yani? Zafer Hoca bize inanmıyordu ama. Tamam. Siz kendinizi ispatladınız. Zaferinizi bu tezahüratlarla gölgelemeyin. Hem dördüncülüğe bu kadar sevinirseniz seneye şampiyon olunca ne yapacaksınız? Sağ ol. İyi yaptık değil mi? Evet, iyi oldu hocam. Sağ ol. Afiyet olsun. Size de. Oktay, basketbolu küçüklüğünden beri severdi. Biraz da abisine özenirdi herhalde. İyi ki de özenmiş. Bugün takımın kaderini değiştiren Oktay'dı. Hadi Oktay'a. Oktay'a. Çok iyi bir çocuk yetiştirmişsiniz Nihat Bey. O benim en iyi öğrencilerimden biri. Oktay. Evet. Sınıfta inanın en çok ona güvenirim. Bir defa dürüst bir çocuk. Onun gibi bir evlada sahip olduğunuz için çok şanslısınız Nihat Bey. Tabii sizin gibi bir babası olduğu için o da çok şanslı. Bugün mesela geldiniz, desteklediniz onu. Arkasında olduğunuzu hissettirdiniz. Kupayı alamamışsınız. Neden bu kadar seviniyorsun anlamadım. Anne, önemli olan birlikte bir şeyler yapabilmekti. Bir hedef için kenetlenebilmekti. Yani omuz omuza mücadele edebilmekti. Onun gibi konuştum ya. Hocanın lafları mı bunlar? Etkilemiş belli. Varsa yoksa Kemal Hoca. Ne var bunda Saadettin? Hocasını sevip sayıyor işte. Bana ne canım? Çok doğru. Sana ne? Büşra. Biliyorsun. Hocasına saygıda kusur etmiyor. Babasına gelince... Kaç kere söyleyeceğim? Sen benim babam... Büşra. Odana git.
Sen şımarttın bunu. Bu böyle olmayacak. Dizginleri ele almanın vakti geldi. Şimdiki gençler şanslı tabii. Benim gençliğimden hatırlayabildiğim ne biliyor musunuz? Bir çift siyah rugan ayakkabı. Babamın ayakkabını. Onun karşısında başım bile kaldıramadım. O azarlarken beni başım önünde ayakkabılarına bakardı. Bir çift siyah rugan ayakkabı. Kafama vururken kımıldamadan durup başımı öne eğerdim. Eskiler öyleydi işte. Çocuklarıyla kurdukları ilişkinin onların canını yakmaktan, gururunu kırmaktan ve şiddetten öte bir yere gitmediğini bilmiyorlardı. Ama siz onu incitmeden, gururunu kırmadan, ona sevginizi göstererek, ona değerli olduğunu hissettirerek, emek vererek yetiştiriyorsunuz. Bu çok önemli Nihat Bey. Sağ ol. Sağ ol hocam. Hadi. Sağ ol. Sorarsa gönderin adrese gelsin, tamam mı? Tamam abi, sağ ol. Hadi bakayım. Hadi bizim kapıyı gidelim de çakalım ablayı. Hadi. Çocuklar, o adamı siz nereden tanıyorsunuz? Ne istiyor sizden? Tanımıyoruz hocam. Geçerken adres sordu, söyledik. İyi dersler hocam. Ya merak etmeyin be oğlum. Yine barışırlar. Yok abiciğim. Hiç bu kadar uzamamıştı iş. Evet. En uzun ayrılıkları 42 saati geçmedi. Ya yeni bir rekor kıracaklar ya da gerçekten ayrıldılar. Biz de bir rekor kıralım mı Özge? Ama abiyle yenge gibi ayrı kalarak değil. Bakalım kaç saat birlikte olacağız. Kıralım, kıralım. Ay! Aa! Ben de şimdi senin kafanı kırayım mı? Ya bir dakika pardon ama sen Gamze ile Oktay'ın kaç saat ayrı kaldıklarını mı hesaplıyorsun Özge? Günaydın millet. Günaydın, günaydın abi. Herkese günaydın. Buradaki herkesin içinde biz de var mıyız Duygu? Tabii ki varsınız. Ama sen buradaki herkesin içinde yoksun canım. Hadi bay. Şşş. Ne oluyor kızım? Solundan mı kalktın sabah sabah? Ya sorun değil. Ben sınıfa geçerim. Dur dur. Daha zil çalmadım. Gel. Thank you.
Şimdi mi? Delirdin mi sen? Ya çıkışımı bekleyeceğiz ya. Bana ver, ben takılayım o zaman. Tek başına mı? Ne olur. Beraber takılmayacak mıydık ya? Kan oğlum. Şuna bak ya. Dikkat et yani. Tamam, süte bak be. Anam 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 anam. Selam çocuklar. Naberiler? İyi. Hop hop hop. Biz de varız burada ya. Oğlum annem seni ne zamana kadar bırakacak okula ya? Ne var ya, yolun üzeri geçerken beni de bırakıyor işte. Uyumuyorum sana oğluşum benim. Çak çak çak. Bakın, asal sayılar efendim. Dikkat ettim. Hep bu sayılar kazanıyor. Çok güzel. Konuşabilir miyiz Hulusi Bey? Şey, Kemal Bey, acil değilse biraz sonra konuşsak. Aslında çok acil. Öyle mi? Buyurun oturun. Bakın, okulun etrafında böyle adamların dolaşması beni korkutuyor Hulusi Bey. Ne yapacağız? Barikat mı kuracağız okulun çevresine? Endişenizi anlıyorum ama okul önünden geçmelerini engelleyemeyiz ki. Bakın, durum çok ciddi. Ya öğrencileri de satıyorsa, ya geç kaldıysa, ya çocuklarımızın birinin damarlarında geziniyorsa o zehir? İnşallah dediğiniz gibi değildir. Kötü düşünmeyin Kemal Bey. Anlamıyor musunuz? Şu an iyi ya da kötü hiçbir şey düşünecek için vaktimiz yok. Bir an önce harekete geçmeliyiz. İyi de bizim elimizden ne gelir Kemal Bey? Polise haber verebiliriz. Yapmayın Allah aşkına Kemal Bey. Sırf bir evham yüzünden polisi de karıştırıp işi büyütmeyin. Ya iki tane çapulcu için bu kadar patırdı koparmaya değmez. Zafer Bey haklı. Zaten okulun adı kötü. Bir de böyle rezil olmayalım Kemal Bey. Oktay'la ayrılmışsınız. Evet. Dedikodulara inanabilirsin. Aslında dedikodulardan değil, yüzümdeki ifadeden çıkardım bu sonucu. Ne var yüzümde? Sitem. Sitem mi? Niçin? Senin gözlerin onu susarken hala, onun gözleri bir başkasına konuşabildiği için. Ben ne anlarım efendim tiyatrodan? Kimse size oyun sahneleyin demiyor. Ama abarttınız. Tabii canım. Formalite icabı bu işler. Ben izci kolu öğrencilerini kampa mı götürüyorum sanki? Siz yine etkinlik zamanı bir şeyler anlatıp oyalıyorsunuzdur çocukları. Ya ben ne yapacağım? Tiyatrodan hiç anlamam ki. Mine Hanım, benim yerime siz alsanız şu tiyatro kolu görevini. Mine Hanım bilmem ama bu görevi seve seve üstlenebilirim Suat Bey. Tabii ya. Sen o zamanlarda böyle oyunlar sahnelerdin çocuklarla. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamaz mıyım? O çocuklar nasıl mutlu olurdu. Sen de yorulmadan gece gündüz hazırlardın onları. Yorulmak mı? Tiyatronun garip bir büyüsü var. Yaşam enerjisi veriyor insana. Tiyatroyu çok sevdiğiniz belli oluyor. Evet. Tiyatronun çocuklar için de iyi olacağını düşünüyorum. Sahne tozunu yuttuktan sonra ve kendini sanatsal bir metinle oynayarak ifade etmenin hasını tattıktan sonra bambaşka bir dünyanın içine girdiklerini hissedecekler. Bir defa kendilerine dışarıdan bakabilme yetenekleri gelişecek. Kendilerini daha gerçekçi değerlendirecekler. Kendilerini kandırmayan olgun bireyler olmayı öğrenecekler. Evet ama çok da ümitlenme. Çocuklar senin kadar heyecanlı olmayabilirler. Bence de. Oynayacak kimseyi bulamazsınız Kemal Bey. Merak etmeyin, bulurum. Şu ana kadar Büyük Zafer Lisesi'nde tiyatro ile ilgilenen çocuk sayısı 3'ü geçmemiştir Kemal abi. Ama şimdi geçecek. Her şeyin bir başlangıcı vardır. Çocuklarla bir oyun sahneleyeceğiz. Arkadaşlar, bir dakika dinler misiniz?
Kemal Hoca tiyatro kolunun başına geçti. Dersten sonra herkesi tiyatro salonuna bekliyor. Hayırdır, Oktay'la çok samimisin bu ara? Ya evet, öyle oldu biraz. Çıkıyor musunuz yoksa? Ne var, olamaz mı? Bilmem. Sen Oktay'ın yanındaki tiplerden pek hoşlanmazdın da. Ya benim hoşlanmadığım Gamze'ydi. Artık o da yanında olmadığına göre sorun yok. Abi, neymiş? Ne neymiş? Hayırdır abi? Duygu yengemiz mi oldu? Oğlum ben size işinize bakın demiyor muyum ya? Zırt pırt bu soruyu soran olursa da kalbini kırarım. Sizi ilgilendirmez. Tamam kızma abi ya. Kızarım lan. Bir daha bu soruyu sormayın, kalbinizi kırarım. Bütün sınıfı çağırdın mı? Çağırdım hocam. Ne yaptılar? Heyecanlandılar mı? Hocam, üzülmenizi istemiyorum ama kimse oralı olmadı. Dur bakalım, yavaş yavaş. 2 yıldır tiyatro kolunun başkanıyım. Oyun sergilemeyi düşünmedik bile. Şimdi yapacağız. Merak etme. Bizim sınıftan da gelen yok hocam. Gelirler şimdi. Ha? Gelmeye başladılar. Merhaba işte. Hocam. Ben size demedim mi? Oo, maşallah. Güzel olmuş. Vay be. Hocam, tiyatro kolu oyun çıkarıyormuş bu yıl. Doğru mu? Doğru. Sizlere de rol var çocuklar. Ne? Olur mu? Nasıl oluyor? Basketbol maçına benzer mi tiyatro gösterisi? Dünyada yapamaz. Bence de yapamaz. Ya Hulusi Bey, şu oyun sahneleme işine hayır demelisiniz. Bu iş çocukların derslerinden geri kalmasına neden olabilir. Haklısınız. Bu çocuklar aynı anda 2 işi yapamaz. Vallahi yapamaz. Tiyatro nedir çocuklar? Tiyatro, işi gücü olmayan, tuzu kuru, zengin takımı eğlensin diye icat edilmiş bir sanat dalıdır hocam. Evet doğru. Doğru söylüyor. Yanlış. Tiyatro herkes içindir. İlk ortaya çıktığında bütün kenti içine alan, çok geniş amfiteyatrolarda icra alınan bir sanat dalıdır. Antalya'daki Aspendos'u düşünün. İşte bütün kent orada. Zengini, fakiri yan yana otururlardı. Seyir yerinde herkes eşit. Yan yana değil hocam, arka arkaya otururlar onlar. Tabii, ön sıradakiler zengin, arka sıradakiler de senin benim gibi çulsuzlar işte. Evet. İşte ama gerçek tiyatro, arka sıradakilerin sorunlarını işler. Onların sorunlarıyla yüz yüze gelmesine, sorunlarına dışarıdan bakarak sorunlarını tanımasına, anlamasına, yanlışın kaynağını bulmalarına neden olur. Gerçek tiyatro, arka sıradakilerin sesini duyurandır ve arka sıradakilerin bilinç düzeyini arttıran tiyatrodur. Hem siz bu oyunda arka sırada olmayacaksınız ki. Burada, sahnede olacaksınız. Bizi bırakın hocam. Bizim için hayat bir sahne zaten. Bravo Oktay. Shakespeare'in sözü bu, biliyor musun? Hayat bir sahnedir der Shakespeare. Öyleyse sahneyi kendinize yasaklamak, bir anlamda hayatı yasaklamaktır. Yani hayatı eksik yaşamak anlamına gelir. Hayatı siz niye eksik yaşıyorsunuz ki? Sizin başkalarından bir eksiğiniz yok ki. Belki de haklısınız. Belki de siz gerçekten bu konuda eksiksiniz. Yani güven eksikliği içindesiniz. Bu durumda gerçekten oynayamazsınız. Evet, belki de elimdeki oyunun rolleri gerçekten size göre değil. Roller neymiş ki hocam? Şimdi oyunda bir çete var. Daha doğrusu 2 çete var. 2 çete arasındaki mücadele, kavga, dövüş vesaire. Bir dakika hocam. Çete mi? Bu rol tam bize göre ya. Oynarız değil mi abi? Oynarız. Oynarız değil mi? Ben merak ettim abi ya.
Oyunda bizim çete karşı çeteyi yeniyorsa oynarız hocam. Neyse şey yapalım. En iyisi yarın oyunu getirdiğimde bakarsınız. Hem de rol dağıtımını yapmış oluruz. Ha? Ha, bize uyar. Olur abi tabii. Hadi. Vallahi ben çetenin baş elemanlarından biriysem oynarım. Aynen. Adam döverim keserim. Hayal bile edemiyorum ya. Uf. Yani benim içimde var artistlik. Oyunda sana da bir rol var. Ben provalara falan gelemem ki. Beni boş verin. Ne demek gelemem? Gelirsin. Dersten sonra zaten provalar. Derslere zor geliyorum hocam. Buna nasıl gelirim? Ulan bir de sevgili rolü gelmiyor mu bize? O zaman of diyorum işte. Oğlum madem bu kadar hoşlanıyorsun bu atıdan, alacaksın kenara, çekeceksin, konuşacaksın. Delikanlı delikanlı anlatacaksın derdini. Tabii canım, öyle kolaydı sanki. Sen Sibel'e 2 senedir Mecnun olmuşsun. Kesmenin ötesinde bir şey yapabildin mi? Hayır. O başka, o başka. Nasıl başka lan? İkimiz de aynı durumdayız işte. Doğru lan. İkimiz de korkak çıktık, iyi mi? Harbiden ha. Ne yapacağız lan? Açılacağız kızlar oğlum. Açılacağız. Ne yapacağız? Açılacağız. Kırıkmış bu Rıfat abi ya. Elim kesildi ya. Ne oldu? Bir şey mi oldu? İyi misin? İyiyim. Bir şeyim yok. Geçmiş olsun. Küçük bir sıyrık. Önemli değil. Merhaba. Özge, bir şey diyebilir miyim? Diyemezsin. Peki. Bu pamuğu bir gün çok pis tiftikleyeceğim ha. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Tiftikleyeceğim işte. Kızım var ya, çok seviyorum seni. Bu okulda senin kadar kimse güldürmüyor beni. Sadece o değil. Çok güveniyorum sana. Hem de diğerlerinden daha çok. Sen harbi delikanlısın. Abartma ya. Ne delikanlısı? Az önce başka kız olsa zır zır ağlar elim elim diye. Sense yok bir şey deyip geçiyorsun. Erkek gibi kızsın işte. Hadi. Çak bakalım. Hadi. Bundan sonra benim kan kardeşimsin. Kanka. Ne bekliyordun ki kızım? Sen harbi delikanlı kızsın değil mi? Şu haline bak. Erkek gibisin. Erkek Fatma. Sen busun işte. Lanet olsun bir erkek Fatma'sın işte. Hulusi Bey. Buyurun Kemal Bey. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çocuklar derslerinden geri kalmıyorlar inşallah. Siz hiç merak etmeyin. Tiyatro onların derslerini engellemeyecek. Ben başka bir iş için geldim. Daha önce konuştuğumuz konu. Size bahsettiğim o Yalçın denen adam. Çok tehlikeli Hulusi Bey. Onun gibi adamların okula yaklaşmasına engel olmalıyız. Kemal Bey. Hala aynı mesele mi? Size bir dost tavsiyesi. Boyunuzu aşan yerde durun.
Bu kadar çok açılırsanız boğulursunuz. Boğarlar adamı. Gücünüzün yetmediği meseleleri kapatacaksınız Kemal Bey. Bu kadar basit. Ne haber Ceyda? Ay sanki çok doğrular ya. Ne oldu buna ya? Bana bir gofret versen. Sen al. Yok sen al. Yemeyeceğim, sen al. Hayır sen al. İstemiyorum, sen al. Sen seversin bu gofreti. Hadi al. Ben de çok severim. Gücünüzün yetmediği meseleleri kapatacaksınız Kemal Bey. Bu kadar basit. Hocam. Kütüphanenin açılışında çekilen fotoğraflar. Ah, bastırdın mı? Bakalım. Çok güzel. O gün bir hayli kalabalıkmış burası. Bak bak bak. Bu fotoğraf da çok hoş çıkmış. Bunlar da hatıra oldu işte. Sağ ol Büşra'cığım. Senin manita burada. Göreyim o kardeşini. Kız nasıl tavlanıyor? Hadi göreyim seni koçum. Sibel. Merhaba. Bir şey mi var? Evet. Aslında hayır. Yani bir şey yok. Olsun mu? İstersen olabilir. Neden olmasın ki? Ne diyorsun sen ya? Durumda bir şey diyemiyorum galiba. Bozma moralini oğlum. Pes etmek yok. Devam diyorsun yani. Edeceğim lan. Pes etmeyeceğim. Bir saniye dinler misin beni? Bunları geri almanı istiyorum. Sana doğum gününde almıştım. Doğum gününü unuttum diye bana çok kızmıştın. Sonra gönlümü almıştın gerçi. Evet, zor olmuştu. Bunları da... Birinci yıl dönümümüzde almıştın. Ne bu, her yıl hediye mi alacağız demiştin ama önce. 2 yıl var burada Gamze. 2 yıl boyunca yaşanan sevinçler, hüzünler, kızgınlıklar, barışmalar... Çok fazla. Çok ağır. Taşımak istemiyorum. Tamam abi, sorun yok. Süper abi, çıtır. Tam sen. Tamam abi, 10:30'da sende. Hadi eyvallah. Ne arıyorsun sen burada? Sana buraya gelme demedim mi? Ne demek gelme lan? İstediğim zaman gelirim. İşimiz var, yürü. Merhaba tatlım. Orada yok, baktım. Sana kahve. Oktay. Bugün okul yok mu? Babam gelip beni okul nasıl geçti bugün? Yeni binaya gidiyoruz. İyi. Salondaki kanepenin yastıklarının altında. Peki derslerde iyi mi? Müsaadenizle. Oktay. Nereye?
Yeni olay çıkaracaksan gerek yok. Arkadaşlarımla buluşacağım. Geç olmadan dönerim. Oktay. Biraz bizle otur diyecektim. Muhabbet ederdi. Nereden çıktı bu örgü merakı kızım? Birine hediye vereceğim anne. Hayır, kendi yaptığım bir şey olsun istedim. Kime? Hocama. Kemal Bey'e mi? Evet. Bizim için o kadar güzel şeyler yapıyor ki. Ben de onun için bir şeyler yapmak istedim. Sence atkı mı öreyim? Olur. Atkıyı zaten daha çabuk örersin. Biliyor musun? Turnuvada çok iyiydin. Sağ ol. Eskiden basketbol maçlarını kaçırmazdın. Şimdi pek izlemiyorsun evde. Abime gidiyorum, orada seyrediyoruz. Burada da seyredebilirsin. Baba, bir şey mi oldu? Yok, neden? Ya ne bileyim... Sen hiç konuşmazdın benimle böyle de. Bir gece, gecede bir uyku. Uykunun içinde ben. Uyuyorum, yanımda sen. Uykunun içinde bir rüya. Rüyamda bir gece, gecede ben. Bir yere gidiyorum delice, aklımda sen. Ben seni seviyorum, gizlice. El pençe duruyorum, yüzüne bakıyorum, söylemeden o gece. Seni izliyorum çok karanlık bir halde. Birden uyanıyorum, bakıyorum aydınlık. Uyuyorsun yanımda, güzelce. Ne yapacağız ya? Götürürüm ben sizi koçum, beraber takılırız. Ulan hep senin yüzünden oldu. Yapıyorsunuz abi ya. Ben mi dedim dost izleyelim diye? Fikir bundan çıktı. Ulan kızın ötesi. Fikir benden çıktı da bir bölüm daha bir bölüm daha diye tutturan kimdi ha? Ne diyeceğiz şimdi Kemal Hoca? Yangın çıktı ondan. Ya git işine ya. Deprem oldu. Deprem. Ne depremi ya? Çüş. Elektrik kesildi. Ya bırakın ya. Otobüs kaza yaptı. Süper. Ne yaptı? Kaza yaptı. Hadi süper. Yürü. Otobüs kaza yaptı. Kaza yaptı. Hoş geldiniz çocuklar. Neredesiniz ya? Ya hocam otobüsten kaza yap. Geç kaldık biz de. Bir şeyiniz yok ya. İyiyiz. Hepiniz aynı otobüsle mi geliyorsunuz okula? Evet. Okuldan önce bir yerde buluştuk. Oradan otobüse geliyorduk ama otobüs kaza yaptı. Arabaya çarptı ve geç geldik. O zaman hikayenizin detaylarını dinleyelim. Tamam. Ama ayrı ayrı. İbo sen kal, siz çıkabilirsiniz. Hadi bakmayın, çıkın. Evet İbo. Otobüsün çarptığı araba ne renkti? Beyaz. Lacivert. Mor. Yeşil. Yalan söylediniz. Beni kandırabilseydiniz bile aslında beni değil, kendinizi kandırmış ve aşağılamış olacaktınız. Çünkü yalan ancak kendini aşağı hissedenlerin başvuracağı bir sığınaktır. Yalan güçlüye söylenir. Oysa siz hiç kimseyi kendinizden daha güçlü hissetmemelisiniz.
Ve hiç kimsenin karşısında kendinizi aşağı hissetmemelisiniz. Bütün güçlükler karşısında kendinize güvenmeli, yalana sığınmaya tenezzül etmeyecek kadar kendinize değer vermelisiniz. Nefes aldığınız sürece, hayata karşı duruşunuzda, sizi siz yapan değerlerde, tutunabildiklerinizde, sorgulamalarınızda, tartışmalarınızda, hatta ve hatta zaaflarınızda bile dürüst olun. Yani yanınızda olan insanlara doğruyu söylemekten korkmayın. Nasılsın? Yine ne var? Dürüstçe bir şey söylemek istiyorum Sibel. Şu an dürüst olamayabilirim. Ama bu akşam buluşursak sana çok fena dürüst olmak istediğim bir konu var. Buluşmak mı? Olmaz, işim var. İşin mi var? Başka bir bahane bulsaydın ya. Ne işin var ki? İşim var dedim ya. Sana ne? Bahanelerin bitene kadar aynı soruyu soracağım sana. Gamze, oturabilir miyim? Aslında oturmasan daha iyi olur senin için. Oktay görürse kötü olur. Niye? Siz ayrılmadınız mı? Evet. O zaman sorun ne? Kimle oturduğuna karışamaz ki. Delirdin mi sen? Yok diyorum. Ya varsa söyle. Otobüsün kaza yaptığını söylüyorsun. Rengini de konuşsaydık bari. Harbiden niye daha önceden kararlaştırmadık? Ulan siyahla gri nereden aklınıza geldi? En kolay renk beyaz işte. Beyaz da gitsin ya. Şşş. Ne oluyor orada ya? Lavuk Gamze'nin yanında ne arıyor? Otur. Ama Oktay, baksana herife. Senin yokluğundan yararlanıp Gamze'ye asılıyor. Eksit olsa yengemiz sonuçta abi. Oturun dedim ben. Kimse onları rahatsız etmeyecek. Ne oldu? Oktay bize bakıyor. Ne olmuş? Oktay'ı tanıyorum. Bu bakışı hiç ayrı alamet değil. Ya bak ben çok duyurdum. Kalkıyorum tamam mı? Yoksa bir olay çıkacak. Gamze lütfen otur. Bir derdi varsa gelir adam gibi konuşuruz. Geçen sefer konuştuğunuz gibi mi? O bir kere olur. Beni çok hazırlıksız yakalamıştı. Ama yine aynı şeye kalkışırsa benim de elim armut toplamıyor herhalde. Baksana. Birader. Zafer'in ders notları varmış sende. Onları rica edecektim. Yarın getiririm. Sağ ol. Bu ne lan? Arabaya yeni bir plaka buldum abi. Nasıl? 34EDA. Bu senin lisenin adı değil mi? Evet, çok şık olmuş değil mi abi? Ya.
İyi ki kızın adı Asuman değil. Baksana, istersen arkasına lisenin falan yazdıralım ha. Bırak dalga geçmeyi Saffet abi ya. Ne yani? Sizce kızı etkilemez mi bu? Yüzündeki demirler ne olacak? Niye takmışsın hepsini? Sen anlamazsın. Kız beni demirlerimle seviyor. Hatta iki devi daha. O ne lan? Ya neyse, ayrı bir konu bu. Bana sorarsan o dudağındaki çengelle kızı sakın öpmeye kalkma. Niye öpmeyecekmişim? Allah muhafaza, dudaklarınız bir çengellenirse hastaneye kadar yapışık gizler gibi gidersiniz. Aslanmıyor mu lan onlar? Benim yüzüm o kadar demir saplansa her hafta tetanoz aşısı yaptırırım. Kıskanç herifler. Bensin gibi sıradan bir insan değilim. Kendimi yeniden yaratıyorum. Yaratıcı bir kişiliğim var. Oğlum, bu yaratıcılığını böyle araç toplarken, adam döverken falan da görmek istedim değil mi? Evet abi. Ya ya. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Bu teksti çoğaltır mısın? Kaç kişi olduğunu biliyorsun. Tabii hocam. Ha, Kaan. Bugün kantinde birlikte çay aldığın bir arkadaşım vardı. Hani az daha çayı üzerine döküyordu. Ha, Onur. Ha. Sen onun nerede oturduğunu biliyor musun? Affedersiniz. Şu Irmak Sokağı soracaktım. Hemen ileride, solda, az ileride. Teşekkür ederim. Tamam, saat 5'te oradayım o zaman. Görüşürüz, tamam. Sana tekrar karşılaşacağımızı söylemiştim. Salak mısın sen ya? Şimdilik belki sadece salağım. Ama eğer benimle bu akşam buluşmazsan kesin delireceğim. Böyle daha güzel oldu. Beyefendi, siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Benim oğlum yapmaz öyle şeyler. Onur elini bile sürmez öyle şeylere. Bakın, ben kesin kullanıyor demiyorum ama siz yine de Onur'u dikkatle izleyin. Son zamanlarda alışkanlıklarında bir değişime var mı? Mesela yemek yiyor mu? Uykusu nasıl? Hepsini sıkı takip edin. Her şeyden önemlisi ruh hali. Değişken bir ruh hali. Mesela sinirlilik. Ani öfke patlamaları. İçine kapanma. Sizinle iletişimi kesmesi. Yani daha önce yapmadığı farklı tavırlar. Onur'da bunların hiçbirisi yok. Çok sevindim. Ama siz yine de izlemeye devam edin. Çocuğunuza yakın olun. Aileler çocukların sığınacağı en güvenli limandır. Ne olursunuz o limanı hep açık tutun. Sevginizi esirgemeyin ondan. Bakın, ilginize teşekkür ederiz ama dediğim gibi benim oğlum öyle şeyler yapmış olamaz. O çok aklı başında ve mantıklı bir çocuktur. Öyle değil mi Fehmi? Mutlaka ama. Biz oğlumuza güveniyoruz Kemal Bey. Onur bugüne kadar bu güveni boşa çıkaracak hiçbir şey yapmadı. Bundan sonra da yapacağını sanmıyorum. Ne oluyor abi ya? Bana bak lan. Ne işin var lan senin Yalçın'la? Ne Yalçın abi, ne diyorsun? Bırak lan salağa yatmayı. Seni bir daha o herifin yanında görürsem kafanı kırarım. Tamam mı? Tamam mı lan? Tamam abi. Onunla görüşmeyi keseceksin. O heriften uzak duracaksın. Anladın mı? Anladım abi. Hadi lan, bas git. Yürü lan. Hadi. Yürü. Nasılsın Özge? Sana ne? Ne biçim konuşuyorsun? Konuşurum kızım. Hoşlanmıyorum senden. Bariz gıcık oluyorum sana, anlamıyor musun? Neden? Ne yaptım ben sana? Git işine ya. Böyle davranman için aklıma bir tek şey geliyor. Abi kardeş gibi olduğunuzu bilmesem Oktay'a aşıksın diyeceğim ama. Ne diyorsun kızım sen? Doğru konuş lan. Parçalarım seni, yemin ederim. Oktay'la takıldığını bilmesem şu ana kadar çoktan gömmüştüm seni buraya. Veriyorum. Ders veriyorsun ha? Bizim bir tanıdığın çocuğu ders almak istiyor. Öyle mi? Evet öyle. Ben yardımcı olurum. Tamam, sağ ol.
Kemal Bey, iyi misiniz? Değilim Mine Hanım. Öğrencilerimin gelecekleri, hatta hayatları tehlikede ama ben ne yazık ki hiçbir şey yapamıyorum. Şu Yalçın denen adamı çocuklarımdan uzak tutamıyorum. Yalçın mı? Yalçın da kim? Adi bir uyuşturucu satıcısı. Bir öğrencimi onunla konuşurken gördüm. Hulusi Bey'i uyardım. Bir şeyler yapalım. Polise gidelim dedim ama dinletemedim. Yapılabilecek başka bir şey vardır mutlaka. Hangi çocuk bu? Gidelim ailesiyle konuşalım. Şimdi oradan geliyorum Mine Hanım. Çocuklarının ne büyük tehlike içinde olduğunu göremiyorlar maalesef. Benim çocuğum öyle şey yapmaz deyip kestirip atıyorlar. Demek ki evlatlarına güveniyorlar Kemal. Uyuşturucu söz konusu olduğunda hiç kimse güvenilir değildir Leyla. Herkes bağımlı olabilir. Evet ama yine de ailesi çocuğundan bu kadar eminse endişelenmememiz gerekiyor. Sonuçta kendi çocuklarını herkesten daha iyi tanırlar herhalde. Bence artık sıkma canını. Sen elinden geleni yapmışsın Kemal. Hala bir şeyler yapabilirim ama polise gideceğim. Ama polise giderseniz öğrenciniz de tutuklanır Kemal abi. Sicil ne değiştirir? Çocuğun hayatı kayar vallahi. Sabıkalı olması ölmesinden iyidir ama değil mi? Doğru. Çok zor bir durum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kemal Bey, Oktay'ın babası geldi seni görmek istiyor. Bak bakalım. Hoş geldiniz Nihat Bey. Hoş bulduk hocam. Hayırdır? Anlatacağım efendim. Buyurun oturun. Sağ olun. Benim bir arkadaşım var. Onun da bir oğlu var. Ama onların arası Oktay'la benimki gibi iyi değil. Yani arkadaşım zamanında birçok şeyi yanlış yapmış. Oğluyla iyi bir ilişki kuramamış. Yazık. Ama hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil Nihat Bey. Yani arkadaşınız da oğlu için söylüyorum. Arkadaşım oğluyla arasını düzeltmek, onunla daha fazla vakit geçirmek istiyor. Ama hocam ne yapacağını bilemiyor. Ne bileyim, mesela sinemaya gidebilirler. Birlikte maç izleyebilirler. Gençler böyle şeylere bayılır. Önemli olan birlikte olmak, birlikte vakit geçirmek. Tamam o zaman. Söyleyeyim sinemaya gitsinler. Ha müsaade. Nihat Bey, bir de şunu söyleyin arkadaşınıza. Oğluyla arasını düzeltmek için ne yaparsa yapsın, sadece içten olsun. Oğlu mutlaka çabasını anlayacaktır. Sağ olun hocam, anladım. Siz de sağ olun. Müsaadenizle. Hoşça kalın. Aslında ilk defa başıma geliyor. Ben de alışamadım daha. Aç mısın? İstemem, sağ ol. Neden kabul etmiyorsun? Teklif etme şeklini mi beğenmedin yoksa? Bak, buna ne dersin? Benimle bu akşam yemeğe çıkar mısın? Bakmayın lan! Seni görmediğimde gökyüzü hep aynı. Karanlık gibi. İnsanların ne söylediğini düşünmüyorum. Gülmeleri, şaşkınlıkları, kızgınlıkları benim için anlamsız. Sanki bunları ilk kez görüyormuşum gibi. Hep o anı bekliyorum. Seni şu çıkmazın başında göreceğim anı. Vay be. Bariz güzel laflar. Özge ne haber? Oyunu mu okuyorsun? Evet hocam. Güzele benziyor. Peki ilgini çeken bir rol var mı? Bilmem. Çete üyelerinden biri olabilir. Ama onların hepsi erkek. Olsun. Kılık değiştiririm. Makyaj falan da yaparım. Gerçi kılık değiştirmeme gerek yok.
bu halimde de erkek gibiyim zaten. Aa, kendine haksızlık ediyorsun ama. Sen çok şirin ve güzel bir kızsın. Ben mi? Bence de. Hiç öyle erkek gibi bir tipin yok. Gel sana buradan başka bir rol bulalım. Bu oyunda bana çete elemanından başka uygun bir rol yok hocam. Ha, şu çete liderinin aşık olduğu kıza ne dersin? Bırak hocam dalga geçmeyi ya. Bana uyar mı o rol? Dalga geçmiyorum. Bak, bu rol senin. Olmaz hocam. Yapamam ben bunu. Yapabilirsin Özge. Ben başarabileceğine inanıyorum. Sen zaten çok güzel ve zarif bir kızsın. Çok kolay bir rol senin için. Doğru mu söylüyorsunuz? Tabii doğru söylüyoruz. Atarım kendi başa. Atıyorum. Bırak beni. Atacağım beni. Onsuz yaşayamam. Bırakın abi beni. Bırakın. Atlamayın adamcıyım lan. Sevenler gece ölür Rıza. Sevenler gece ölür. Atarım kendimi. Sibel! Son kez soruyorum. Benimle bu akşam yemeğe çıkar mısın? Kabul etmezsen atıyorum kendimi. Bırak beni. Arkadaşlar, Kemal Hoca herkesin rollerini işaretledi. Oha! Özge ile bana başrol vermiş abi. Aşık olacağım kızı sen mi oynayacaksın Özge? Ne var? Beğenemedin mi abi? Yok canım. Kemal Hoca'ya kesin gözlük lazım abicim. Şu tipe bak. Özge'de aşık olunacak kız karizması yok bir kere. Bence var. Tabii abi, bu kıza aşık olunmaz. Bu kızdan ancak korkulur. Aynen. Bence olunur. Bozuldu. Ben sana dedim hocam, benden esas kız falan olmaz diye. Bak, sınıftakiler de benimle aynı fikirde. Onların fikri beni hiç ilgilendirmez Özge. Bu rolü sen oynayacaksın. Bırak ısrarı hocam. Bana uysa uysa yoldan geçen adam böyle uyar. Senden gayet güzel esas kız da olur. Ne yani? Bir iki laf içtin diye pes mi edeceksin? Ha? Başkalarının bizim heyecanımızı köreltmesine izin veremeyiz. Onlara vereceğimiz en güzel cevap, başarabileceğimizi göstermek. Seni bu role hazırlayacağız. Ne yapabilirsiniz ki hocam? Şu halime bir bakın. Yürüyüşüm bile erkek gibi. Ben de hiçbir şey olmaz hocam. Özge. Merak etme. Halledeceğiz. Ya ne bu halin? Başım çatlayacak gibi Onur ya. Benim o ilaçlardan bir tane almam lazım. Sende var mı? Yok ya, bende de kalmadı. Ama Yalçın abiye mesaj attım. Çıkışta kafede buluşacağız. Of, kuşum. Kızım iyi misin ya? Korkutuyorsun beni bak. İrem. Evet, şimdi ben vuruyorum. Sen kaçta kaç attın? Oo, ben dur oğlum ben de. Oğlum sıra bende, açıl ya. Gel abi çekil. Bizden. Topu izle bebeğim. Hadi ya. Geleceğiz dedik ya, merak etme. Kafeye gidelim mi? Yok ya, başka zaman. İyi, sen bilirsin. Aman bırak şu yazı ya. Son kez soruyorum.
Hanginiz kırdı camı? Eşkıyalık deyince üstünüze yok. Ama biraz dürüstlük, biraz delikanlılık deyince çıt yok. Yalan güçlüye söylenir. Kimseyi kendinizden güçlü kabul etmeyin. Dürüst olun. Ne işe yararsınız siz be? Ha? Hadi konuşsanıza. Ben yaptım. O camı ben kırdım. Çıkın dışarı. Çıkın. Hadi. Sen şimdi bir de ödül bekliyorsundur. İtiraf ettim diye. Hı? Haklısın. Sana bir günlük uzaklaştırma cezası veriyorum. Hadi defol şimdi. Defol! Oğlum manyak mısın sen? Niye söylüyorsun ya? Ne oldu ya lan? Beyler tamam. Olan oldu işte. Lan ceza aldın mı? Bir gün uzaklaştırma cezası aldım. Ha? Çocuklar. Ne bu haliniz böyle? Hocam. Şu sizin dürüstlük teraneniz var ya. Palavra. Dürüst olduk da ne oldu? Cezayı yapıştırdılar hemen. Ne haber? Abi ben de gelmeyeceksin Merhaba. Sandım ya. Buradayız işte koçum. Geldik. Abi şu ilaçlardan getirdin mi? Tabii getirdim. Ama önce parayı görelim. Yarın versek olmaz mı? Biz çok gördük yarın veririzleri. Para yoksa ilaç da yok. Tamam abi ya ayarlayacağız. Ne kadar abi? Bu az bile ama idare edeceğiz artık. Arkadaş getirin. Ben de size güzel ikramlar yaparım. Anlaştık mı koçum? Beyler, kafeye gidiyor muyuz? Siz gidin abi. Ben Eda ile konuşacağım. Arkanızdan gelirim. Ulan sen var ya. Özge hadi kafeye gidelim. Çekirdek falan yiyelim. Defol etiket. Eda, biraz konuşabilir miyiz? Hayır. Kafeye gidelim mi? Sen kafeye takılır mıydın ya? Arada sırada bana da değişiklik lazım kızım. Gidiyor muyuz Gamze? Ben gelmeyeceğim ya. Şimdi Oktay falan da gelir. Yok. Gelirse gelsin. Ne olacak ki? Yani. Boş ver ya. Şimdi çekemem onu. Merhaba Eda. Aslım. Merhaba. Buyurmaz mısınız? Üf, yine mi ya? Kızım plakaya bakın ya. Takmışsın yine tenekelerini. Sen öyle istemiştin. Ben istemiştim. Allah kuru iftiradan saklasın. Seni eve bırakayım mı? Arabayla. Tamam bırak. Kızlar size gelin. Ben yürüyeceğim sağ ol. Önce beni bırakırsın sonra da arkadaşları tamam mı? Tamam da böyle cümbür cemaat. Tamam mı? Tamam.
yapacağımı bilirim. Nereye oğlum? Abime gidiyorum anne. Maç seyredeceğiz birlikte. Bir sakıncası yok değil mi baba? Yok oğlum. Ne sakıncası olacak? Hatta ben de geleyim. Hep beraber seyrederiz. Ben de üzerime bir şeyler alıp geliyorum hemen. Ben onun yanından ayrılalı 2 sene oldu. Ha? Öyle mi ya? Ulan yürü be oğlum. Bak nasıl vurdu ya. Kaçar mı o gol ya? İyi. Sizin takım şahane oynuyor bu akşam. Baba, rakip takım ama o. Yürü. Ulan yürü be oğlum be. Ay Allah ya. Ah be ah. Kaçar mı bu ya? Ne zamandan beri hoşlanıyorsun benden? 2 yıldır. Ne? 2 yıldır mı? Evet. 2 yıldır benden hoşlanıyorsun. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Ne yapayım? Yaklaşamadım işte. Nedenmiş o? Nedeni var mı kızım? Kendini görmüyorsun tabii dışarıda. Ne varmış bende? Ya ne olacak? Uzaktan işte herkese. Ama bugün tak edeceğim öyle mi? Öyle valla. Delireceğim derken yalan söylemiyorum. Az kalsın atıyordum kendimi aşağı. İyi ki de daha fazla beklememişsin. Karışma lan. Hadi yürü. Kes lan! Seni müşteri beklesin, sen burada lak lak yap. 2 saatten beri arıyorum, niye açmıyorsun? Bir daha sakın bana böyle davranma. Sibel, aklını başına topla. Yoksa yakarım. Geldiğin için çok teşekkür ederim Barış. Bizimkiler geç saatlere kadar çalışıyorlar. Yalnızlıktan canım sıkıldı. Senden başka arayacak kimsem yoktu. Bunu iltifat olarak mı alsam, yoksa arayacağın son kişi ben miydim? İltifat olarak alabilirsin. Biliyor musun, benimle hala konuşuyor olmana çok memnunum. Yani sana yaptıklarımı düşünürsek, yüzümü bile görmek istemeyebilirdin.
böyle bir yüzü görmemek benim için haksızlık olurdu herhalde. Bizimkiler geldi. Çok sevindim. Çünkü size bir şey sormak istiyorum. Sor Kemalciğim. Buyurun. Bildiğim kadarıyla bugün üçünüzün de 11 FL dersi var, değil mi? Evet. Eğer sizin için de bir sakıncası yoksa bugün derslere girmemenizi rica edeceğim. Neden? Niye? Allah Allah. Çocukları tiyatroya götürmek istiyorum da. Çoğu hayatında bir kere bile tiyatroya gitmemiş. Önlerinde bir örneğe ihtiyaçları var. Harika bir fikir. Eğer başka sınıfta dersim olmasaydı ben de gelirdim. Nasılsa müfredatın gerisinde değilim. Bir dersten bir şey olmaz. Açığı kapatırız. Sağ ol Leyla. Suat Bey? Kusura bakmayın ama olmaz. Sonra Zafer Bey'den bir ton laf işitirim. Korkmayın Suat Bey. Ben Hulusi Bey'den gerekli izni alırım. Peki. Madem öyle diyorsunuz. Teşekkürler. Şimdi gidip bu haberi çocuklara vereyim. Bakalım tiyatroya gitme fikrine ne diyecekler? Sevinecekler. Teşekkür ederim Bina Hanım. Harika. Çocuklar tamam. Tiyatroyu bu kadar sevdiğinizi bilmiyorduk çocuklar. Tiyatroyu boş ver hocam. Biz bugün okuldan yırttık diye seviniyoruz. Yani duyan da sanki 15 gün okula bir daha gitmeyeceksiniz diye düşünür. Bir gün yırttınız diye bu kadar sevinilir mi ya? Bir gündür hocam. Söylemeyi unuttum. Ayrıca öğretmenleriniz daha sonra telafi dersi yapacaklar. Hayda olur mu ya? İnsan kötü haberi önceden verir hocam ya. Harbiden ha. Bütün hevesim kaçtı. Neyse oyunu izleyince kendinize gelirsiniz. Hadi geç olmadan çıkalım. Bir yere daha uğrayacağız. Nereye uğrayacağız hocam? Vay. Hayırdır? Ne işiniz var burada? Sen okula gelemezsen biz sana geliriz. Seni almaya geldik İbrahim. Nereye gidiyoruz hocam? Tiyatroya. Hep beraber harika bir oyun izleyeceğiz. Yok kalsın hocam. Ben evde kalırım daha iyi. Bence de. Evde kal kurtar kendini. Hocam ya. Tiyatro yerine bizim kafeye gitsek olmaz. Baba oraya gelirim. Bu teklifi duymamış olayım çocuklar. Hem yakında siz de bir oyun sahneleyeceksiniz. Unutmayın. Size iyi bir örnek olacak. Hadi sen de hazırlan. Bekliyoruz biz. Tamam geliyorum. Hadi çabuk. İbo. Sen dürüst davranmakla doğru olan şeyi yap. Senin için en büyük ödül vicdanının rahat olmasıdır. Dürüst olmayı seçmek işte böyle bir şey İbrahim. Sonunda hayal kırıklığı da olsa katlanman gerek. Hemen geliyorum hocam. Beni bekleyin lan. Şu gittiğimiz orası niye çekseydik?
Korsan piyasasında iş yapar mıydı lan? Yok be abiciğim. Ne işi be? Romeo ve Juliet iş yapmaz. Yapar mı? Juliet'in aşkını içimde hissettim ya. Seni de etkiledi mi olsun? Alt tarafı rol yapıyorlar. Hepsi rol. Hemen önce çok iyi şeyler yapıyor. Bugün çok güzeldi mesela. Ne işte tiyatroya gittik değil mi Özge? Evet. Çok çarpıcı bir oyundu değil mi? Pabuk, şimdi sana buradan bir çarparım. Çarpıcı nedir öğrenirsin hem. Etiket. İyi misin? Dün geceki o herif kimdi? Abim. Abin mi? Evet, onun adına senden özür dilerim. Yok canım, ne özürü? Sonuçta senin abin benim de abim sayılır. Söyleseydin saygıda kusur etmezdik. Hadi gel. Hala etkisindeyim, hala etkisindeyim. Ya, müthiş diyalog vardı. Ya, aşk bu kadar güzel mi anlatılır ya? Shakespeare böyle bir yazar işte Gamze. 500 yıldır o yüzden var. Romeo'yu oynayan çocuğa da bayıldım. İyi akşamlar. Aa, hoş geldin oğlum. Nihat, bak Oktay geldi. Oğlum ne haber? Bak burada ne var? Baba, harikasın ya. Aa, hem de iki kişilik. Ben hemen Yadigar'ı arayayım. Bitirdin atkıyı. Bir an önce bitsin istedim anneciğim. Soğukları iyice bastırmadan. Adamcağız üşümesin değil mi? Bak nasıl anne? Sende yetenek var vallahi. Gayet güzel olmuş. İnşallah Kemal Hoca da beğenir. Beğenir tabii kızım. Neden beğenmesin? Çok güzel olsun istiyorum. Kemal Hoca her şeyin en güzeline layık. Beğenmedim falan derse çok üzülürüm. Merak etme, beğenir. Hadi ben yatıyorum anneciğim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İçine bakarak okuyacağım. Ne oldu şimdi Nihat? Ben ne yaptım Bela? Seneler geçip giderken, oğullarım büyüyüp birer adam olurken onların çocukluklarına ait hiçbir anı biriktiremedim. Çallarını yaktım. İzler bıraktım işlerinde. Hiç geçmeyecek izler. En kötüsü de anılardaki izler. Ben ölüp gidince beni gülümseyerek hatırlamayacaklar. Ben ne yaptım? Sen doğru olduğunu düşündüğün şeyi yaptın. Her şeyi düzeltebilirsin. Onlarla yeniden baba oğlu olmayı deneyebilirsin. Ağlama Nihat lütfen.
Özge? Benim. Hadi sahneye, çalışacağız. Anlamadım. Çalışacağız. Ne çalışacağız ya? Gel görürsün. Hayret bir şey ya. Kemal Bey. Binan. Şu kahve borcunuzu ne zaman ödeyeceksiniz? Eğer dersiniz yoksa hemen şimdi. Yok. Hadi o zaman. Nereden çıktı bu kadın ya? Çok şükür bitti. Kadın olmak ne kadar zormuş. Hele böyle zarif bir kadın olmak hepsinden zormuş. Bu öğrendiklerin sadece oyun için geçerli değil. Hayatında da uygulamalısın. Yoksa sende yerleşmesi çok zor. O yüzden bol bol pratik yapmalısın. Görüşürüz küçük hanım. Görüşürüz küçük. Bari küçük. İyidir, senden ne haber? İyi. Ya dersten sonra işin yoksa birlikte takılalım mı? Gelemem ya. Oyunun provaları var. Ya oradan çıktığın yok zaten. Bugün de gitmeyiver. Oğlum çok kıyak bir herifle tanıştıracağım seni. Yalçın abi. Çok matrak herif lan. Yok gelemem. Kemal Hoca kızar sonra. Ya bırak şunu ya. Süt çocuğu bu. Ot gibi yaşamaya alışmış bunlar. Ya tamam tamam. Dersten sonra bir ara takılırız. Ama ondan sonra dönerim. Tamam abi dönersin. Söyleyeyim. Ya. Tamam. 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 Seni ancak böyle hissedebiliyorum. Uyurken, en güzel rüyaları görürken. Teşekkür ederiz Aslım. Fena değildin. Ama daha iyilerini bekliyorum senden. Tamam hocam. Evet, şimdi de... Büşra... Karanlığın sonu olduğuna inanmazdım eskiden. Upuzun bir gecede tek başına yürümekti yaşamak. Sonsuza kadar yürümek. Sessizce bağırmak, çığlık çığlığa susmaktı. Gözyaşlarında gülmeyi öğrenmek, her nefeste ölümü dilemekti. Bir gün o geldi, geceye inat. Her gün yeniden doğan güneş gibiydi. Tüm dünya ona karşı olsa bile susmuyordu. Sevginin bilmediğim diliyle konuşuyordu gözleri. Renklerin en güzeliyle bakıyordu yüzüme. Mavinin en delisi, yeşilin en yeşiliyle. İçimin bulutları dağılıyordu sıcacık gülüşüyle. Annemin bir varmış, bir yokmuş diye başladığı, sonu rüyalardan tatlı masallara çağırıyordu beni. Prenses olmadığımı bile bile elimden tutuyordu. Hiç gitmesin istiyordum. Bu masal hiç bitmesin. Kalbinde saklasın beni, yerimi kimse bilmesin. Teşekkürler çocuklar. İyiydi. Önümüzdeki ders devam edeceğiz, tamam mı? Hocam.
Nedir bu? Büşra çok incesin. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın hocam. Beğendiniz mi? Çok güzel. Peki yazdığım şiiri beğendiniz mi? Ben bu şiiri... Büşra. Hadi gidelim bir an. Ben bugün provalara kalamayacağım hocam. Annem biraz rahatsızmış. Onunla ilgilenmem lazım. Tamam Büşra'cığım. Önemli bir şey yok değil mi? Hayır yok. Hadi Büşra. Görüşürüz hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oğlum rahat ol biraz ya. Çok kafa heriftir ha. Tanıyınca sen de çok seveceksin. Selam. Yalçın abi ne haber? Ne haber çocuklar? İyi. Bu Kaan Yalçın abi. Bu da Yalçın. Merhaba koçum. Yeni bir ilaç geldi. Daha ben bile denemedim. Ama süper bir şeymiş. Ne ilacı ya? Bir şey değil koçum. Kendini iyi hissetmene yardımcı olacak şeyler. Yok abi. Ben iyiyim zaten. İstemem. Her zamanki fiyatta. Eşantiyonu da içinde. Sağ ol abi. Onur, o ne? Karışma sen ya. Ya ama çok konuşuyorsun. Sen de ister misin koçum? Yok, istemem. Zaten oyunun provasına geç kalıyorum. At bunlardan bir tane, uça uça gidersin koçum. Bir kereden bir şey olmaz oğlum. Al işte ya. Aman bırak onu ya. Onun gibiler sadece süt içer. Tamam, deneyeceğim. Yarasın koçum. Yarasın. Bu durumun hiç hoşumuza gitmiyor. Bu durumun hiç mutsuzsun. Hoşumuza gitmiyor. Mutsuzsun. Hiçbir şey anlatmıyor. Hiçbir şey anlatmıyorsun bize. Seni güçlü, görmek istiyoruz. Dimdik. Dimdik. Sen bizim liderimizsin. Evet, liderimizsin. Evet. Sen bizim liderimizsin. Yakında her şey eski haline dönecek. Yakında her şey eski haline dönecek. Sadece biraz yorgunum. Sadece biraz yorgunum. Bu aralar sadece düşünmek istiyorum. Bu aralar sadece yalnız kalıp düşünmek istiyorum. Biz bu aşkı böyle mi yaşayacaktık? Bir suçlu gibi. Kaçarak. Saklanarak. Kızım ne oldu sana böyle ya? Özge gitmiş, yerine Charlize Theron gelmiş. Yavru, sen kendini role fazla kaptırmışsın. Yavru, çok kabasınız çok. Ne diyor lan bu? Özge, harikasın. Sahne ışığın süper, tapıyorum sana. Ulan, sen her yerde karşıma çıkmak zorunda mısın? Alacağım şimdi ayağımın altına, etiket. Özge geri geldi. Bravo, bravo. Özge. Gözümüz yollarda kaldı be kızım. Arkadaşlar, ben hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Ne yalan
yalan söyleyeyim ben de. Benim eve gitmem lazım. Ben de provaya gideceğim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, herkes yerlerine. Yadigar, İbo. Evet ya. Siz Oktay'ın lafından sonra giriyorsunuz. Tamam. Tamam hocam, gireriz. Güldürme lan beni. Hadi. Şş, Rıza, kızılı tüs. Hocam, merhaba. Kusura bakmayın. Önemli değil. Geç yerine. Çok heyecanlıyım sahne ya. Sahne senle, Gamze ile başlıyor. Gel buraya. Herkes hazır mı? Evet hocam. Hazırız hocam. Evet Gamze, hazırız. Sendeyiz. Aslında iyi adamlar bunlar. Bir ikisini tanırım. Ailelerinde. Sandığınız gibi suç içinden gelmiyorlar. Bir araya geldiğinde güçlü olan tipler bunlar. Oh, 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 oh,
Bir gün kapıyı çekip gidersen nereye diye sakın sakın Kaan. Sorma. Kaan. Gözlerini gözlerinden Kaan. Silersen Kaan. Neden diye sakın Kaan daha oyunumuz sakın var. Sorma. Kaan. Oyunumuz var değil mi? Of, yalan sevda. Of, bitti rüya. Of, yalan dünya. Of, sensiz dünya. Bir gün kapıyı çekip gidersen nereye diye sakın sakın sorma. Gözlerini gözlerinden silersen neden diye sakın sakın sorma. Of, yalan sevda. Of, bitti rüya. Of, yalan dünya. Of, sensiz dünya. Yeah.